Merhabalar arkadaşlar. Sayılar teorisi derslerimize OBEC-OKEK ve Öklit algoritması konu başlığının 10. videosuyla devam ediyoruz. Artık bu ders serisinin sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Son 3 sorumuz. Burada biraz daha ilginç problemler, farklı sorular aldım. Son sorularımız biraz daha zorlayıcı olabilir. 31. sorumuzda her n pozitif tam sayısı için an, bn tam sayıları an artı kök 2 bn eşittir 1 artı kök 2 üzeri n eşitliği ile tanımlanıyor. Buna göre an ve bn sayılarının en büyük ortak bölenin alabileceği kaç farklı değer vardır diye soruluyor. O zaman biz problemimize şöyle başlıyoruz. Sorumuz bu arada Öklit algoritması ile ilgilidir. Bunu kullanırsak soruya güzel ve pratik bir çözüm üretiliyor. Şöyle başlayalım. An artı 1 artı kök 2 ve n artı 1 dizisini yazalım. Bu bizim için 1 artı kök 2 üzeri n artı 1'e eşit olacaktır. Biz de bunu 1 artı kök 2 üzeri n çarpı 1 artı kök 2 biçiminde yazabiliriz. 1 artı kök 2 üzeri n ifadesi de an artı kök 2 ve n ifadesine eşittir. Bunu 1 artı kök 2 ile çarparak dağıtalım şimdi. Tam kısımlarına bakıyorum. An ile 1'i çarparsam an gelir. Artı kök 2 bn ile kök 2'yi çarparsak 2 bn gelir. Burası tam kısmını oluşturmuş oldu. Şimdi irrasyonel kısmına bakalım. Yani kök 2 parantezine alabildiğimiz kısma. An ile kök 2'yi çarpıyoruz. Bir tane an geliyor ve artı bir tane de bn gelecektir kök 2 parantezine aldığımız zaman. Peki bunu yapmamızdaki amacımız neydi bakalım. Demek ki sol tarafta tam kısmımızda bizim kök 2'yi içermeyen kısmımız an artı 1'dir. Burası an artı 2bn'e eşit olmuş oluyor. Yani an artı 1'i an ve bn türünden elde etmiş olduk. Tabii ki bn artı 1'i de kök 2'lerin katsayılarını eşitlersek an artı bn'e eşit olarak bulmuş oluyoruz. Örneğin biz burada a1 ve b1'i bulmak istiyorsak a1 n yerine 1 bıraktığımız zaman 1 artı kök 2 eşit olduğu için A1 ve B1 değerleri örneğin buradan 1'dir. Ve A2 B2'yi bulmak istiyorsanız şu şekilde yaparsınız. A2 için 1 artı 2 çarpı 1'den 3 elde ederiz. B2'yi bulmak istiyorsak A1 ile B1'in toplamına bakmamız lazım. Yani 1 artı 1 buradan da 2 elde etmiş oluruz. Örneğin bunları kullanarak daha ileri yüksek değerler hesaplanabilir zaten. Bunu görebiliyoruz. Bu şekilde bir indirgeme bağıntısı elde etmiş olduk. An artı 1 ve bn artı 1 için an bn türünden yazdık. Peki şimdi biz burada ortak bölenlerin en büyüğünü dn ile gösterelim isterseniz. Kısaca dn diyelim biz buna. Dolayısıyla dn artı 1 ifadesine bakalım. Dn artı 1. Bunu sıralı ikili gösterimiyle yazalım. An artı 1 ile bn artı 1'in en büyük ortak bölenlerini bu şekilde ifade ettik. Yukarıdaki bulduğumuz eşitliklere göre an artı 1 yerine an artı 2bn, bn artı 1 yerine de an artı bn yazabiliriz. Bunların birer tam sayı, pozitif tam sayı olduğunu biliyoruz zaten. İlk iki değerimiz 1-1 olarak mesela başlamıştı. A1, B1 sayılarımız. Bunları biliyoruz. Şimdi bu pozitif tam sayıların en büyük ortak böleni için Öklit algoritmasını kullanırsak an artı bn ifadesini ilk bileşenden çıkaralım. Dolayısıyla an'ler gidecektir. bn'den de bir tane kalmış oluyor. bn virgül an artı bn elde etmiş oluyoruz. Şimdi bu defa birinci bileşenimiz olan bn sayısını da ikinci bileşenden çıkaralım ve birinci bileşeni sabit tutuyorum bu defa. Öklit algoritmasını bir kez daha uyguluyoruz. Dolayısıyla bn virgül an gelmiş olur. Buradan da biz bunun yine dn'e eşit olduğunu görmüş oluyoruz. Yani dn artı 1 ile dn birbirine eşittir. Peki bunun anlamı ne? İlk eşitliğimize bakarsak biz D1'in yani A1 ve B1 sayılarının en büyük ortak bölenlerinin 1 olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı aslında D2 de D1'e eşit olacaktır. Zaten 3 ile 2 olduğunu görebilirsiniz burada. D2'yi hesaplarsak A2 ve B2 sayıları için 3 ile 2'nin en büyük ortak böleni yine 1'dir. Ama böyle teker teker hesaplamamız artık gerek kalmıyor. Çünkü biz ne bulduk? Dn artı 1'in Dn'e eşit olduğunu bulduk. O halde şunu söyleyebiliriz. Dn artı 1 sonuç olarak Dn'e eşitse
Bu algoritmayı uygulayarak dn-1'e de eşittir vesaire diye devam ederiz. D1 eşit olduğunu, D1'e kadar gideceğini anlarız. D1 de 1 olduğu için demek ki OBEP ANBN ifadesi, yani DN sabit olarak 1'dir, tek bir değer vardır diye problemimizi tamamlamış oluruz. 32. sorumuz. Biraz önceki problemden esinlenerek yazdığım bir sorudur bu. AN artı kök 3BN eşittir 1 artı kök 3 üzeri N ile tanımlanıyor. AN ve BN dizileri. Buna göre AN ve BN'in en büyük ortak bölenleri bu ifadenin ikinin bir tam sayı kuvvetine eşit olacağını kanıtlayınız diye problemi ifade ettim. Aslında bu OBEP değerini ikinin kaçıncı kuvveti olduğunu da belirleyerek verebiliyoruz. Orası biraz daha düşündürücü, biraz daha uğraştırıcıdır. Fakat bu soru içerisinde şu anda sadece ikinin bir tam sayı kuvvetine eşit olacağını ifade etmek istiyorum. Problemin daha kuvvetli biçimini de birkaç internet sitesinde sundum. Onları da şimdi gösterelim. Geomanya.org sitemizde problemi ifade ettim. Burada en büyük ortak bölenleri dn ile gösterirsek d2n ve d2n artı 1, bu ardışık iki ifade, OBEP'ler birbirine eşittir ve 2 üzeri n'e eşittir. Örneğin biz n yerine 12 yazdık diyelim. A12 ile B12'nin en büyük ortak bölenini bulmak istiyorsak bu bize 2 üzeri 6 olduğunu söylüyor. Bu tip bir ifade. Tabii bunu ispatlamak biraz önceki çalışma kağıdımızdaki soruya göre bir tık daha zor oluyor. Biraz daha ileriye götürmek gerekiyor. Fakat yine de kağıttaki sorumuzu çözmek, bu problemi çözmek için de önemli bir aşamadır. Yani hemen hemen aslında çözmüş oluyoruz. Çözüm göndermek isteyen arkadaşlar bu daha iyi biçimine buraya yazabilirler foruma. Ya da Matematik Kafası sitesinde de yorum ya da çözümünüzü burada yazıp gönderebiliyorsunuz. Böyle LaTeX'le yazmaya müsait matematiksel ifadeler, klavyeyle rahatça yazabileceğiniz yerler olduğu için bu iki internet sitesinde burada paylaşmış oldum. Şimdi biz kendi problemimize geri dönelim. İkinin bir tam sayı kuvvetine eşit olduğunu göstermek istiyoruz. Buna bakalım. Yine an artı 1 artı karekök 3 bn artı 1 ifademize bakalım. Burası karekök 3 eşittir. Bu ifade 1 artı kök 3'ün n artı 1. kuvveti olacaktır. Yine biraz önceki çözümümüzdeki benzer işlemleri kullanarak başlayacağız burada da. 1 artı kök 3 üzeri n çarpı 1 artı kök 3 diye yazalım. 1 artı kök 3 üzeri n için de an artı kök 3 bn ifadesini yazalım. Sonra bunu 1 artı kök 3 ile çarparak tam kısımlarına ve kök 3 katsayısı içeren kısımlarını inceleyelim. An'i 1 ile çarparsak an gelir. Kök 3 bn'i kök 3 ile çarparsak artı 3 bn ifadesi gelmiş olur. Artı kök 3 parantezine alıyorum şimdi geri kalan ifadeleri. An ile kök 3'ü çarptığımız zaman bir tane an elde etmiş oluyoruz. Ve kök 3 bn ile 1'i çarptığımız zaman bu da artı bn olarak etki etmiş olacak. Dolayısıyla an artı 1 ifademiz burada an artı 3 bn olarak gelmiş oluyor. Ve bn artı 1 ifademize bakalım. Bn artı 1 ifademize bakarsak buradan da an artı bn olarak bulmuş oluyoruz. Örneğin burada A1 ve B1 ifadelerimiz zaten 1 olarak geliyor. A2 ve B2'yi bu indirgeme bağıntılarını kullanarak hesaplayabiliriz. A2 o zaman 1 artı 3 çarpı 1'den 4 olarak gelmiş olur. Ve B2 hesaplamak istersek 1 artı 1'den 2 olarak geldiğini görmüş oluyoruz. Biz burada OBEP AN BN ifadesine yine DN diyecek olursak, örneğin burada D2, yani A2 ile B2'nin en büyük ortak böleni 4 ile 2'nin 2 olarak gelmiş oldu. Biraz incelemeyle, yani D3, D4, D5, D6 değerleri hesaplanırsa bu bağıntı yardımıyla biz burada 2'nin hep kuvvetleri geldiğini, 2'nin tam sayı kuvvetleri geldiğini görebiliyoruz. Yani böyle bir gözlemde bulunabiliyoruz. Problemin oluşması da bu şekilde benim için gerçekleşti. Biraz deney yaparak diyelim yani. Baktım hep 2'nin kuvvetleri gelince acaba genel olarak bu tür bir şey geliyor mu, kanıtlanabiliyor mu diye doğal olarak aklımıza böyle bir soru da gelmiş oldu. Gerçekten 2'nin tam sayı kuvvetleri oluşuyor. Şimdi bunu kanıtlayalım iddiamızı. Yani 2'nin tam sayı kuvvetleri olduğunu kanıtlamamız gerekiyor. Bunun için ben dn artı 2 ifadesini yazıyorum. Yani an artı 2 ile bn artı 2 için.
Sonra AN'e doğru geçiş yapacağım tabii ki. Bakalım. AN artı 2 için kullanacağımız ifade AN artı 1 artı 3 BN artı 1 olacaktır. Virgül. Diğeri de BN artı 2 yerine de AN artı 1 artı BN artı 1 biçiminde gelmiş olacaktır. Şimdi AN artı 1 yerine ve 3BN artı 1 yerine ne yazabiliriz? Yani bu ifadeyi 3 ile çarpıp toplamamız gerekiyor. Dolayısıyla AN'lerden toplam 4 tane geldiğini görebiliriz. 4 tane AN ifadesi elde etmiş oluyoruz. Ve artı 4 tane de B. Burada baktığımız zaman 3 çarpı BN artı 3BN geldiği için 6 tane de BN ifadesi bulmuş oluyoruz. Ve AN artı 1, BN artı 1 ikinci bileşenimizi hesaplamak istersek bu defa şuradaki 3 çarpanını siliyoruz. Alt alta toplayarak ifade edelim. AN artı 1, BN artı 1'i. 2 tane AN ve artı 4 tane de BN olarak bulmuş oluruz. Şimdi ikinci bileşenimizin yani buradaki 2 AN artı 4 BN'in 2 katını alıp birinci bileşenden çıkarırsak burada eksi 2 BN kalacaktır. Buradaki eksiği de artıya çevirebiliriz. Tabii ki birinci bileşen yerinde sabit olarak kalmalıdır. Öklit algoritması uygulanırsa. Evet, aslında bu Öklit algoritmaları bize sorunun kuvvetli biçimi olan 2 üzeri n'lere eşit olan ifadelere doğru götürüyor. Bunu da görebiliriz. Yani daha kuvvetli biçimde çözmüş olduk. Peki. 2BN ifadesinin 2 katını 4BN'den çıkarıyoruz. 2BN'i olduğu yerde yine sabit tutuyoruz burada. İkinci bileşen dolayısıyla 2AN'e dönüşmüş oluyor. İkiler dışarıya alınabilir. BN virgül AN kaldı elimizde. AN virgül BN de yazabiliriz tabii ki. 2 çarpı DN olur. Dolayısıyla bizim elimizde DN artı 2'nin 2DN olduğunu burada gösteren bir ifade var. DN artı 2 eşittir 2 çarpı DN'dir. Güzel bir şey bu. Demek ki biz D1'i biliyorsak D3, D5, D7 gibi değerleri de hesaplayabiliyoruz demektir. 2 ile çarpa çarpa bu şekilde gitmemiz gerekiyor genel olarak. Şimdi biz bu tabii ki ikinci mertebeden bir indirgemeli dizi olarak da bakılabilir buna. Çünkü de n artı 2 ile n arasında iki fark var. Yani ilk iki terime ihtiyacımız var. Dizinin bütün terimlerini oluşturmak için D1 ve D2'ye ihtiyaç var. Biz de zaten kolayca D2'yi bulmuştuk. D1 de 1 de. Onları da biliyoruz. Dolayısıyla D1 eşittir 1, D2 de eşittir 2 olduğundan burada istediğimiz kurala erişmiş oluyoruz. Tek sayılar için öncelikle yazayım. D2n artı 1 ifadesi 2 çarpı D2n eksi 1 olacaktır. Bir kez daha işlemimizi uygularsak 2'nin karesi çarpı D2n eksi 3 bu şekilde ilerleyerek devam etmiş oluyoruz. Dolayısıyla 2 üzeri n çarpı D1 ifadesine ulaşmamız gerekiyor. D1 de 1 olduğu için bunun değeri dolayısıyla 2 üzeri n olarak gelmiş olur. D2n ifadesi de 2 çarpı D2n eksi 2'dir. Bir kez daha işlemimizi uygularsak 2'nin karesi çarpı D2n eksi 4 diye gelecektir. Böyle devam edersek bu sefer 2 üzeri n eksi 1 çarpı D2 oluyor. D0'a götürmüyorum. Yani D0 çok anlamlı bir şey değil bizim için şu anda. Anlam yüklenebilir ama önemli değil. D2'yi biliyorum. D2'nin değeri de 2 olduğu için buradan da yine 2 üzeri n değerine ulaşmış oluyoruz. Örnek vermek gerekirse burada biz burada D13'ü bulmak istiyorsak A13 virgül B13 için bunun değeri 2 üzeri 6 olarak gelecektir diyebiliriz. Çünkü 12 artı 1'den oluşuyor. 12'nin yarısı 6, 2 üzeri 6. 64 diye basitçe bunu hesaplayabiliyoruz. Son olarak Wolfram Alpha'dan da 1 artı kök 3 üzeri 13 ifadesinin değerine bakalım. Burası alternatif form olarak 64 parantezine alınarak gördüğünüz gibi ifade edilmiş. 64 çarpı 3691 ve diğer sayımız da 64 çarpı 2131 olarak gelecekmiş demek ki B13 değeri de. Bunların en büyük ortak bölenlerinin 64 olduğunu da bilgisayar programı yardımıyla da görmüş olduk. Serinin son sorusunu burada tanıtarak dersi noktalayalım. Brilliant.org sitesinden aldığım güzel bir problem. Uğraşmak isteyen arkadaşlarımız için burada süre tanımış olalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.